Terörle mücadele kanunu yeniden değiştirilsin. Nefsi müdafada her ne olursa olsun asker sorumlu olmasın, polis de sorumlu olmasın, vatandaş da sorumlu olmasın. Bak terörist saldırısında, yani terörist silahlı bir şekilde geldiğinde, elinde silah olduğunu gördüğünde, asker veyahut polis veyahut vatandaş her ne surette olursa olsun kendini savunmakta sorumlu olmasın. Yani buna bir kanunla şekil verilmesi acil. Çünkü asker dikkatli davranmak durumunda kalıyor. Adam mesela elinde silahla geziyor açık alenen ama bir şey yapamıyor. Diyor ki mesela adam omzunda silahla geziyor, sana ne zararı var adamın otomatik silahla. Ne yaptı ki sana diyor. Böyle olmaması lazım. Bakın bu kanundan vatandaş da faydalansın. Mesela teröristler topluca vatandaşa saldırıyor farz edelim. Polise saldırıyor. Var ya bir göstersene şeyde markette polise saldırıyor teröristler. Katilleri istemiyoruz. Şimdi bakın hadi çıkın. Bırak. Sen de çık. Dışarıya. Çocuk olaylarını istemiyorlar. Ondan söyleyelim burada rahat rahat konuşalımız mı? Hadi. Geleceğiniz mi sanıyoruz? Hadi çık. Orada çık. Gel. Şey hadi çık. Haydi. Yalla. Haydi. Terbiyesiz ağzınız elinde. Kaçın gidin lan. Yüzsüz elinde. Meltem'in, Ahmet'in, Mert'in katilleri utanmadan gelmişse bu dışarıda alışveriş yapacaklar, gidip karnından doyacaklar. Çık dışarı, çık. Toplum işine çıkacak, yüzümüz yok sizin. Mahallenin hadi, kol sallayacak. Hadi, arkadaşlar. Çık dışarı. Sen git cami evinde bekçiliğini yap. Hadi cami evinde git bekçiliğini yapsan. Köşede bekliyor arkadaşlarınız, çık. Hadi. Bakma arkana. Arkana bakma. Allah. Arkana. Ne diyorsun lan sen? Katil polis mahallemden defol. Katil polis mahallemden defol. Bakma lan arkana. Katilleri. Katilsin oğlum sen, katilsin. Kafanı kaldırmayacaksın. Bakma arkana, dönün önü. Dönün önü. Tamamlayın. Tırrak. Hadi işinize bak. Yalla. Görev yerinize gidin. Dön, önünü dön. Önünü dön. Mahalle benim. Dön önünü. Kim ben bilirim. Mahalle sen de, ben de. Mahalle benim. Polisim ben. Tamam. Polis sen. Tamam, senin mahallende polis için ben. Görev noktana git, çek elini. Görev noktana git. Tamam, dön arkana. Dön, yürü. Bakma lan arkana. Katil, polis. Mahallenden defol. Katil polis mahallenden defol. Katil polis mahallenden defol. Yürü. Dön. Dön arkana. Hadi işine bak işine. Bu adam böyle itlik yapıyor, polise kafa tutuyor. Polis çıtırını çıkarmıyor. Olur mu öyle şey? Polis diyecek ki bunu yapan arkadaşlar buraya gelin hepiniz toplanın. Hepsine kelepçe takıp alıp götürecek. Yani usulü budur. Direnirse de kendini savunacak. Adamı Samsun'da bir başkomiser teröriste yumruk atıp burnunu kırdığı için açığa alındı. Yani mesela kendini savunuyor, suçlu duruma düşüyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yani uçsuz bucaksız yetki verilmesi lazım. Terörist eğer polise saldırdıysa, bak terörist, silahla terörist polise saldırsa, polisin hiçbir sorumluluğu olmaması lazım. Yani her ne meydana gelirse gelsin, her ne olay olursa olsun, hatta yani ifadesinin alınmasına dahi gerek olmaz. Sadece bir polis ifadesi verip çıkması lazım. O kadar. Yani bir karakol ifadesi veyahut orada bir polis tutanağı yapılıp bitecek. Yani savcıda dahi ifade vermeye gitmesine gerek kalmaması lazım. Komiserimizin resmi vardı.
Evet, o haberi anlat. Samsun Bafra'da başkomiser Sinan Akgöl PKK'lı teröriste yumruk atarak burnunu kırdığı için açığa alındı. Şimdi bunu anlamakta biz güçlük çekiyoruz. Tamam, kanun hukuka saygılıyız ama hukukun düzenlenmesi gerekiyor. Yani bu nasıl açıklanacak peki? Ne yapması gerekiyor? Yani yolu nedir? Ya meclis hemen toplansın, hemen gereği de yapılsın. Stalinist, komünist bir ayaklanma var ve orada bir komünist devlet kurmak için adamlar kararlı. Bunların ideolojisine darbeyi indirelim. Darwinizmin okullarda okutulması daha genişletilsin fakat çok kapsamlı cevabını verelim. Çok kapsamlı. Komünizmin geçersizliği, komünizm anlatılsın, geçersizliği anlatılsın. Stalinizm anlatılsın, geçersizliği anlatılsın. Ancak bilgiyle, akılla karşılık verirsek netice alınır. Ya bu tarzda nasıl olsa halk bilmiyor, kurcalamayalım mantığı olmaz. Halk bir gün öğrenir ve öğreniyor.